diyoruz. Evet, olumlu haberler vermeye çalışıyoruz Ömer abi sizin için. Yani inşallah. Çok yani çok tabi olumsuz haberler var. İster istemez onlara da değineceğim. E, ama tabii çok fazla var farklı farklı alanlarda. E, birkaç güzel gelişmenin altını çizeceğim. Bir tanesi e, Ahim biliyorsunuz malum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bu. Geçtiğimiz hafta içinde Ahim'in Mayıs ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir karar kesinleşti. Yani büyük daireye gitmeyecek ve artık karar kesinleşti. Bundan sonra artık Türkiye'nin bu kararı uygulaması gerekiyor. Bu karar neydi? E, Taner Kılıç adlı biri var. E, bu Türkiye'deki Amnesty International'ın uluslararası Af kuruluşunun e, Türkiye ayağının Türkiye şubesinin kurucusu. Ve başkanlığını yapıyor. Evet. E, bu şahıs e, terör örgütü üyeliğinden FETÖ diye adlandıran nefret söylemini kullanarak FETÖ dedikleri e, terör örgütü üyeliğinden tutuklanıyor. Ve bu tutukluluğu e, iç yargı yollarını tükettikten sonra ahime taşıyor. Ahim de Mayıs ayında burada bir ihlal olduğuna hükmetti. Hı hı. Taner Kılıç neyle suçlanıyordu İsterseniz ben onları söyleyeyim de şaşıralım hep birlikte. Zaman gazetesi ne abone olma böyle hmm. bir iddia var. Yani suçlarını sayıyoruz ne şimdi. Kız kardeşinin Zaman gazetesi editörüyle evli olması. Oh. Bunu da yazmışlar oh. iddianameye. Oh. Çocuklarını KK ile kapatılan okullara gönderme. Yani yasal okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar buna göndermiş. Bankasya isimli bankada hesap hareketleri var. Ya para yatırmış, çekmiş. Bu Bankasya'da malum kanunlarla Kaçak kurulmuş. Bir bu? Yani işte biliyorsunuz yani evet. Bankasya'nın olduğunu ve BILOG programı kullandığına dair raporlar varmış. Bunlarla terör örgütü üyesi olduğuna mahkemeler kanaat getirmiş. Tutuklamışlar. Bu tutuklama yani hüküm değil. Yani i̇lk başta tutuklama kararını vermişler. Sulh ceza hakimi veriyor bunu Türkiye'de biliyorsunuz. Hakim de bu az önce saydığım suçlamaların tamamını çürütmüş. Yani bir legal bankaya veya legal legal bankaya para yatırma, legal olarak kurulmuş bir okula çocuğunu gönderme, legal bir gazeteye ha. abone olma. Aynen bir gazeteye abone olma veya akrabalık bağlarını oluşturması, eşinin biriyle evlenmesi. Bunlar terör örgütü üyesi olmak için yeterli sebep değildir demiş. Yani Aslında böyle bir şey olamaz bir demiş. Abi. Efendim? Aslında bu çok çok güzel bir haber. Evet. Yani emsal oluşturacak kesinlikle son kısımda ne yapmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Evet. Sadece Baylok kısmında bayloğu biraz daha hani bayloğu toptan bir reddetme değil ama Baylok'la ilgili bu raporların e, çok hani doyurucu olmadığı, Baylok kullandığına dair e, bunlardan bahsediyor. Belki biraz hani içerikle bağlantılandırma gibi bir yola gidebilir. Onu daha bilmiyoruz. Baylok konusunda daha çok net bir tavrını Ahim ortaya koymadı ama burada daha önceden Akgün kararı vardı. O Akgün kararında Baylok'la ilgili bir çerçeve çizmişti. Bunu tekrar ediyor. Yani Baylolu'nun tek başına terör örgütü üyeliği için yeterli Olmayacağını, olmayacağını şifreli bir e, telefon uygulaması kullanmanın terör örgütü üyesi olmak için bir şüphe oluşturmayacağını da e, kaydediyor. Bunun altını çiziyor. Şimdi ne yapmak lazım? Bu karar kesinleşti. Öncelikle tabii bu narkılıçı ilgilendiriyor şahsi olarak. Onun e, hükümde yediği için hükümde yedi. Onun artık bu e, davanın da aslında düşmesi lazım. Yani bozulması lazım. Tekrar yargılanması gerekiyor. Hali hazırda ceza kesinleşmeyenler yani dava süreci devam edenlerin ek dilekçe vererek Bakın Ahimin bu yönde bir kararı var ya yani bu alanlarda suçlanan okula gönderme, bankasya, zaman Gazetesi aboneliği gibi ben de aynı durumdayım Ahimin bu yönde bir kararı var yani bu karar bozulacak yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre doğru bir karar değil bunu ifade etmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir dilekçe linkini de ben paylaşacağım. Oradan yapılabiliyor. Sosyal medyadan ulaşılabilen bir dilekçe örneği var. E bu cezası kesinleşmeyenler, hüküm giyenler de tekrar yargılanmak için yargılanmanın yenilenmesiyle ilgili dilekçe vermesi gerekiyor. Evet. Ahmet'in bu kararına istinaden. Yani dediğin gibi çok olumlu bir karar esasında. Evet. E buna benzer kararlar zaten dediğimiz gibi biz hep bu insan hakları kısmında bahsediyoruz. Gelecek yani bu şüphe yok bunda. Eğer adalet hukuk varsa ki en azından Avrupa Konseyi içerisinde hani Avrupa'yı oluşturan bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre işlediği süreci bir hukuk adaletin olduğuna biz inanıyoruz evet. ve bu devam ettiği sürece de bu kararlar er ya da geç biraz gecikiyor doğru veya tam böyle çok kapsamlı istediğimiz gibi çıkmıyor ama bunlar çıkacak kesinlikle bu az önce saydığımız faaliyetlerden dolayı insanların terör örgütü üyesi olmaları söz konusu bile olamaz. Bu ikinci bir konuya geçeceğim ben bunu Benim destekleyen abim. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili raporu yayınlandı o da bu hafta oldu Avrupa Komisyonu malum Avrupa Birliği'nin icracı organı yani hükümeti gibi diyebiliriz Avrupa Birliği'nin Tabii Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil ama Türkiye ile ilgili bu genişleme ile ilgili konular bağlamında raporlar yayınlıyorlar burada insan hakları ile ilgili. Çok önemli konulara parmak basılmış, dikkat çekilmiş. Onların çok ayrıntısına girmeden ben hani hizmet hareketine nasıl bu raporda bakılmış ondan bahsetmek istiyorum. Hani onu anlamak için işte Gülen Hareketi araması yapıyorsunuz yani kaç yerde geçmiş diye. Bu raporda 6 yerde geçiyor. 6 yerde Gülen Hareketi'ne atıf var. Tabi hiçbirinde bir terör örgütü tanımlaması yok. yok doğal olduğu üzere. Sadece bunu bir sosyal hareket olarak görüyor, hareket olarak tanımlıyor. Farklı yerler dediğim yerel yönetimler bahsinde bir... CHP'li Belediye Başkanı'nın işte bu Gülen Hareketi'yle bağlantı iddiasıyla görevden alınması, suçlanması buna atıf yapmışlar. Bunları da objektif olarak dile getiriyor böyle bir durum var diye. Ondan sonra 15 Temmuz sonrası görevden alınan hakim savcılarla ilgili yine bir atıf var Gülen Hareketi diye. Yargı bağımsızlığı kısmında geçiyor. Bu Ahimin 426 yargı camiasından yargıçlar savcılarla ilgili bir kararı var ona atıf yapıyor. Ahimin kararı var diyor. Tabii bu kararların uygulanmadığının da altını çiziyor bu raporda. Onun dışında çok ilginç bir şey yani geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde yaklaşık 3000 kişi askeriyeden 3000 kişi yine atmışlar bu da yine bir yıl içinde evet yani 2021-2022 Nisan ayları arasında inanılmaz bir şey yani hala bu evet onların kendine göre tırnak içinde tasfiyesi devam ediyor yani işte evet. kendilerine göre bazı kriterler, kriterler belirliyorlar onları buldukları zaman tabii ki Evrensel yargı kriterlerine uygun değil. Bu şekilde meslekten uzaklaştırıyorlar. Bazıları hakkında soruşturmalar açılıyor. Cezaevine giriyor, tutuklanıyorlar. Bunlar da devam ediyor. Buna da dikkat çekilmiş. Bir diğeri, bu Türk hükümetinin Balkanlarda okulların kapatılması için yaptığı baskılar bağlamında bahsediyor. Bu da bölgede bir gerginlik oluşturuyor diye atıf yapmış. Öyle bir durumun altını çizmiş rapor. Evet. Son olarak, bu yine Türkiye'nin mücadele ettiği gruplardan bahsediyor. Bir diyor PKK var diyor. Onu... Şimdi Avrupa Birliği de terör örgütü olarak kabul ettiği için PKK'yı ona terör örgütüyle mücadele bağlamında yaklaşmış. Ama hizmet hareketine orada e, mücadele edememiş. Türk hükümeti bu grubu dağıtmaya çalışıyor diye bir ifade kullanmış. Bu da hani Avrupa Birliği'nin zaten hizmet hareketini terör örgütü olarak görmediğini, görmediğini sosyal gibi. bir hareket olarak gördüğünü, sivil toplum kuruluşu veya benzer bir hareket olarak gördüğünü ve bunu e, Türkiye'deki AKP suç örgütünün bunu dağıtmaya çalıştığını. Bunu kayda geçirmiş. Evet. Yani böyle bir rapor bence bu Türkiye'deki durumun objektif Fotoğrafını çeken, anlatan bir rapor olmuş. Dediğim gibi bu konularda da yaklaşımı gayet dengeli. Böyle ayrıntılarına girmek istemiyorum. İnsan hakları ile ilgili birçok konuyu da bahsetmişler. İhlallerin yapıldığını söylemişler. Yargı bağımsızlığı, ondan sonra ifade hürriyeti, gazetecilerin, avukatların, yargı camiasının durumu bunlara dikkat çekmiş. Ben bunun linkini de yine açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan bu rapor incelenebilir. Uzunca bir rapor. Bunlar iyi haberlerdi. Son olarak yani illaki bir değinmek gerekiyor. Bir yine intihar olayı oldu maalesef. Sosyal medyada çokça yer buldu. Genç bir kardeşimiz Genç kardeş. Nait Emre Güney diye babası 6 yıldır Danıştay hakimiymiş. 6 yıldır hücrede kalıyor. Tabii böyle bir ortamda bu gençliğinin baharında bu kardeşimiz okul değiştirmiş. Aslında çok başarılı biri başarıyla Boğaziçi İstanbul Hukuk'a girmiş, sonra Boğaziçi'ne geçmiş, sonra tekrar hukukta devam etme kararı almış ama ya yani bu 6 yıl içerisinde bir gelişme olmayınca babasının durumuyla ilgili herhalde psikolojisi iyice bozulmuş. Benim bu açık kaynaklardan, sosyal medyadan yaptığım araştırmada e, psikolojik durumuyla ilgili sıkıntılar olduğunun altını çiziyor. Herhalde e, artık aşamayarak, Dayanamaz. dayanamayarak e, bunu, e, oradaki sıkıntılar iyice üzerine geldi belki de Galata Kulesi'nden e, atladığı söyleniyor. Bu tabii e, şöyle bir şey var, çok e, üzücü, üzücü bir durum yani orası bir gerçek fakat evet. diğer taraftan, eee kamuoyunun, medyanın veya sosyal medyanın en azından ya yani kontrollü olmayan medyanın da yaklaşımının böyle bir taraflı olduğunu görmek de üzüntü verici. Çünkü daha önce de farklı evet. intihar hadiseleri olmuştu. Farklı gruplardan işte tarikat yurdunda intihar etti bir genç diye yani herkes böyle tweetler atıyor, kınıyorlar, Nedir bunlar kapatılsın? Hani bu sorunu nasıl çözeceğiz diye sağdan soldan insanlar bu konuya bu konuyla ilgili yaklaşımlarını sergiliyorlardı. Fakat bu konuda çok sınırlı. Yani çok böyle bu konuya girmiyorlar. İşin içinde tabii ki bu KK, KK'lar, hizmet bu konular olduğu için bu da üzüntü verici bir tarafı. Yani bu sıkıntıların devam ettiğini Herkesin tabi burada farklı sıkıntılar yaşadığını, herkesin kendi bünyesine göre tesiri olduğunu bu baskıların onu görüyoruz. Herhalde bizim yapabileceğimiz bu konuyu yine duyurmak. Yani işte gençlerin sadece bu değil. Bunun çok örneği var. Buna benzer maalesef hadiseler var. Bunu yine muhataplarımıza aktaracağız. Böyle gençler bu duruma katlanamayıp dayanamayıp canlarına kıyıyor. Ve herhalde dua edeceğiz en azından e, bu insanların e, bu sıkıntıları atlatabilmeleri ve genel anlamda bir düzelmenin olması için. Bu da e, üzücü haberimizdi yani evet. maalesef ona değinmeden edemedim. Edemedik ben bu haftalık ya. bunlardan bahsediyorum. E, benim diyeceklerim bu kadar.